Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Bitti mi altın gününüz? Bitti. Gereksiz kalabalıktı işte. İyi, ne güzel, ne güzel. Bugün erkencisin dam at. Kaç tane at sattın bakayım bugün? Valide Hanım, her akşam bu devrik cümleleri nasıl kuruyorsunuz harbiden anlamıyorum ben. Ay kabiliyet kuçum. Belli belli, devrilmedik çam bırakmadın ortalıkta. Sen varsın ya ortada. Ay ne kadar güzel anlaşıyorsunuz, gözlerim yaşardı. Hadi elini yüzünü yıka, ben sofrayı hazırlayayım. Zahmet etme be Meveş Hanım, hakikaten gerek yok. Şimdi sizin altın gününüz, gümüş saatleriniz, civa şenlikleriniz falan vardır. Ben akşam serin olur diye ceketimi almaya geldim. Aslan, sen sabahtan dolayı bana kızgınsın biliyorum. Nereye gidiyorsun bu saatte? Vallahi alışkanlık yaptı. Sabah kahvaltıyı yapamadım. Şimdi hiç eve gelmek istemiyorum. Akşam yemeği de dışarıda yiyeceğim. Aslan, bu kapıdan çıkarsan çek yatta yatarsın. Fark etmez kukuletam. Bizi bunda mı korkutacaksın? Çek yat senin köpeğin olsun. Biz idmanlıyız biliyor musun? Her yerde yatarız. Altınım. Adam haklı ya. Kendi evinde misafir gibi davrandık. Boş ver kızım. Dükkanda koltuk takımı alana bunun gibi kocayı bedava veriyorlar. Of anne of. Yangına körükle git eme. Kaynana arkana yaslan. Bu diyarda benim kral aslan sağ. Geldim aslan abi, nasıl olmuşum? Olmamışsın Beşer, bu ne oğlum? Rio karnavalına mı gidiyoruz lan? Hiç yakışmamış yani. Oldu, ben değiştireyim abi. Ortaokul grill acıbet evde duruyor. Uğraşma hadi, şimdi idare edersin bunu. Hırsızlığa çıkıyoruz kardeşimle. Nasıl hırsızlık? Renklenme lan, ürkme. Merak etme yani, felekten bir gece çalacağız. Cezası daha az. Ulan şurada bir şey mi kımıldadı, ben anlamadım yani. Neyse, renklerdendir abi. Gözüm gökkuşağı gibi oldu be Beşer. Hadi gidelim hadi. Hadi gidelim aslan abi. Berger Kortuk benimle beraber yürüyor. Anne, peşinden mi gitseydin? Çok kırdım adamı. Boş ver be kızım. O şimdi biraz gezer öyle tabanı delik iç gibi. Biraz sonra döner. Jilet gibi olur, parlar. Bir de güzel özür diler. Bak anne, aslanla barışmazsak Halep işi altına döverim o kadınları. Ay sus be, otur şuraya. Da yaparsınız. Nerede olacak? Kesin yatıp zıvarmıştım. Çanı nereye koyduk ya acaba? Alo. Vallahi Nihal'e o çanı bir bulayım. Kubat'ın sunduğu kıymet gece dayağı sabaha kadar devam edecek. Hoş geldin Kubat'ım. Hem korkuttun ya beni Zilli. Ha, ne arıyorsun gizli gizli? Hiç ne arayacağım lan gecenin bu saatinde? Karanlıkta ne arayabilirim ki mal? Ha, niye korktun o zaman ışıkları açınca be? Ya yok kızım, ben ne yapacağım ki gecenin? Sen iyilikten anlamıyorsun ha. Sen uyanma diye sessiz sakin hareket yapıyorum ya. Ya tabii tabii. Ben biliyorum, bunu arıyorsun. Anam çan! Ya bak sakın çalma var ya, kemiğini kırarım senin ha! Bak Nihal'e dur diyorum sana! Ya hep şunu yapıyorum, beni felçli bir şekilde bırakıyorum, burada kalıyorum ya! Ne oldu Kubat Efendi? Vallahi lavabolara olacak! Kalk lavabolara olmaya! Hadi marş marş! On numara, iyi geceler! Gamsız almıyoruz birader. Bak mizaha gel. Hayırdır? Çok neşelisiniz. Ya daha güzel bir bahane bulabilirdiniz Bay Balan, onu diyorum yani. Arkadaşım, zorluk çıkarmayın. Yürü abi gidelim ya. Sen miydin Sansar Baba? Hoş geldin baba, kusura bakma çıkaramadım. Buyur baba, hoş geldin. Yok bir yanlışlık var, Sansar değilim, aslanım ben. Aslansın, kralsın, kaplansın baba, hoş geldin, buyur. Oturun bari. Buralarda adet böyle galiba lan. Hiç, ondan gel, gel. Çalıklar al, gel. Lütfen, lütfen, lütfen. Afiyet olsun. Başka bir isminiz var mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Oo baba, hoş geldiniz. Buyurun.
Arkadaş nasıl bir mekana geldiysek herkeste bir baba sevgisi var. Baba diyorlar oğlum. Babacan restoran tabi burası. Sansar baba, yeriniz en önde hazır. Birader biz buradaki müşterileri rahatsız etmeyelim şimdi. Şurada takılırız, sote yaram ne güzel ya. Çok şakacısın Sansar baba. Masanız hazır, buyurun. Ulan bana bak, Sansar diyor burada. Bu Sansar ne acaba? Bizim sattığımız hayvanlarla bir iletişim mi kuruyorlar? Çözemedim ya. Gel. Ya idare yeterdi be arkadaşım. Değerli dilşat kulüp sakinleri, şimdi karşınızda müstesna bir ses, sahnelerin yıldızı, merakla beklediğiniz o insan geliyor, Romalı Keriman! Kız Romalıymış oğlum. Abine saygı duy. Bak seni nasıl bir mekana getirdim. Halına bak ya. Piton piton ha maşallah. Ne oluyor oğlum? Gözlerle Yusuf. Kendine gel bekar. Ben öyle gözle yenilecek, kulak demirilecek adam mıyım lan? Adam mıyım lan? Evli baktı, çoluk çoluk tabi, üniversite elemanıyım ben. Anlatabiliyor muyum? O zaman içelim, güzelleşelim. İçelim, güzelleşelim. Sen. Bir daha söyle bakayım. İçelim, güzelleşelim. Bir daha de. İçelim, güzelleşelim. Tam kurbağa plastik am biliyorsun. Ulan ne adamsın be. Güzel sesi var ha. Güzel sesi var. Yani dünya renk kardeşim olsun 10 numara. Garson bey bir ekmek alalım be. Sözüne hayran. Diğer yıkılıyor. Abi kadın da yıkılıyor. Ha? Yapma oğlum, yapma. Eğlenmeye geldik buraya. Ama sana bakıyor abi. Yok lan, Allah sana işaret ediyor. Bir yere bakıyor olmasın? Eğer güzel ha. Ben bir hava alayım. Otur lan. Sansar. Pardon? Bıyıklarını mı kestin Ciciko? Beni biriyle karıştırdınız galiba efendim. Ay vallahi bayılıyorum senin şu şakalarına.
Geleceğini söyleseydin senin için özel bir gösteri hazırlatırdım. Yo böyle iyi. Güzeldi yani. Çok eğlendik. Sesiniz çok güzel bu arada. Biz daha fazla rahatsız etmeyelim zaten. Bacım yani cicikom. Uzatma ama. Kalk da başka bir kulübe geçelim. Keriman Hanım ben gelmeyeyim. Evde hanım çoluk çocuk bekler. Biz kaçalım. Bana bak Sansar. Uzattın ama ha. Başkasına mı gidiyorsun lan yoksa? Yok vallahi gitmiyorum abla. Biz severek evlendik. Yıllardır beraberiz. Aşkın kumunu beraber eşeledik Meyveç'te. Öyle bir şey yapar mıyım yani? Demek gizlediğin şey buydu ha? Seni gidi pis zampara seni. Ödetirim ben sana bunu. Kadına bak amma yapışkan çıktı be kardeşim. Bizim dükkanda sattığımız sülük yeri miydi lan bu? Ne kadar ısrarcıymış ya. İstemiyorum diyorum hala üstüme geliyor yani. Yalnız bak şunu da not düşüyorum. O benim üstüme döktüğü alkolün parasını ben vermem. Bunu söyle yani oraya. Abi hep senin bu vahşi cazibenden böyle kaynaklanıyor bu olaylar ya. Kardeşim çekiciyim, cazibeliyim yani ne yapayım? Benden değil ki bu olay. Ben demiyorum ki gel diye. Anne güzel, baba güzel ortaya bu çıkıyor. Anne çirkin, baba simo, hiç de sana bak. Bana bak fazla manyak olmadan uzayalım bence. Hesabı iste hadi. Yalnız güzel kafa yaptı hadi. Hadi hadi. Son hallerini gördün mü kadını gelirken? Bordeaux kırdı abi. Onu da ödettir ha. Biz bak karışmıyoruz. Tamam. Üzümleri de paket yaptır. Güzelmiş. Isparta üzümü. Tamam abi. Hadi hadi hadi. Garson! Ya vallahi seni köyümün yağmurlarına döveceğim ha. Bari gülme lan. Çok ayıp. Hizmet doğru ama tavır yanlış. Olsun anacığım. Öğrenirsin zamanla. Öğreneceksin yani. Lan kadın bak ben böyle yaşayamam ha. Daha ne kadar devam edecek bu? Yeter ama. Ay alışsan iyi olur. Pavlov'un iti. Bundan sonra böyle. Artık böyle. Şartlı refleks. Pavyon iti mi? Ya sonunda bana bunu da söyledin yani. Elimin tersine bir tane çok... Anam! Ya görüyorum bak elimin tersi de bozulmuş. En sevdiğim silahım da gitti. Senden bunu hiç beklemezdim. El. El. Boşuna uğraşma Kubat'ım. Seni ben hipnoz ettim. Kurtulamazsın artık yani. Ya iyi de işten güçten gelen adama böyle kölelik yaptırılır mı? Bu eziyet yaptırılır mı ya? Hayır madem işten güçten gelen adam dayak atar mı Kubat'ım yani? Artık bundan sonra böyle. Hem sen oturma. Kalk kalk bana bir çay koy. Kızım ne çayı? Gecenin bu saatinde uykun kaçar ya. Meyveye uykun gelir. Çay içersen uykun kaçar. Daha güzel ya. Bütün gece çılgınlar gibi bana hizmet edersin Kubat'ım. Vallahi o canı illa kaybedeceksin Nihale. O zaman çılgınlar gibi sana ne yapacağımı çok iyi biliyorsun sen. Ya bu ne gecimdi ya? Kapat şunu be gece gece. Ay Kubat'ım ya. Düğünümüzden sonra bir kere bile dans etmedik yani. Kızım ne dansı? İşte ayrı yorul, evde ayrı yorul. İyice köle ettin beni. Ne dansı? O kadar istiyorsan kalk kendin yap. Aman be. Bir iki dakika romantizm takılacağız diye. Amma tatlama yaptın yani. Üf. Ben dans bahsedemem kızım. Oturayım burada. Anam bir dans edesim geldi ki sorma. Dans. Hadi. Bak. Anam. Kız ben böyle dans etmeyi nerede öğrendim ki acaba? Matrix'e mi bağladın? Ne yaptın beni? Hadi hadi. Sen az böyle ısın 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 geliyorum ben. Hadi hadi kıvır. Oh 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 oh. Ya kızım gelsene. Ben niye tek başıma dans ediyorum? Gel belki üzerime düşersin. Ayağıma takılırsın da. Kafan yumruğuma çarpar. Sen az biraz ısın. Geleceğim ben senin yanına Kubat'ım. Ay kamera olsaydı ya çekeydim. Ne güzel olurdu. Vay 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 Kubat efendi sende ne marifetler varmış böyle. Anne benim uykum geldi ben yatıyorum hadi iyi geceler. İyi geceler kızım. Ben de yatıyorum o zaman anne. Allah rahatlık versin o be. Kız. Gelmedi mi hala ergen kocan? Gelmedi anne. Demek ki çok kızmış bana. Ayol her kızan sokakta olsaydı evlerde soba kalmazdı. Bana bak. Bu saatten sonra gelirse sakın eve alma. Bırak sürünsün. Anneciğim yatsana sen. Sabah niyetini
Genco'dan mesaj geldi. E boş. Nasıl yani? Kalbim boş mu demek istiyor bu çapkın? Saatte top oynuyorsunuz. Olacak iş mi? Arena mı lan burası? Şıkrı Saracoğlu mu? İnanı mı? Gidin ana ağzı baba ağzın evinde oynayın. Geç sen şu tarafa. Göz şeyi mi bozuyorsun benim simetrimi? Ver o topu bana. Geç yerine. Gülüyor bir de arsız bunlar. Tabii zamane çocuğu. Şimdi yapacağımı bilirim size. Ben bu topu bir patlatayım. Abla yapma. Bir daha başkasının evinin önünde başkasını rahatsız etmek ne demekmiş? Görür. Gel bakayım. Gel bakayım iki cüce. Gel buraya. Al bakayım takke. Al bakayım takkelerinizi. Hadi bakayım. Gidin ana ağzın baba ağzın evinde yorganınızın altına alayım. Hadi ver. Ver. Koş oğlum koş. Çocukların topu mu patlattı acımasız? Meğer Neşret kadınmış. Gene mi bunlar? Ay her yerde peşindeler. Yavrularım, güzellerim. Ben size niye böyle bir şey yaptım tahmin edin bakayım niye? Ayaklarınız ağrımasın, ayak katlarınız eskimesin. Dar bir top. Ben size şimdi para vereceğim. Daha iyi bir top alacaksınız kendinize. Gel buraya Webster. Birbirini keseceksin psikopat kadın. Senin ağzını yatacağım ama. Gel yavrum olur mu Ayşe? Gel bak ne vereceğim sana. Tatlım benim. Al bunu. Güzelce top alın kendinize tamam mı? Ay en sevdiğim şey çocuklar ya. Abla daha fazla para versen gazoz da alacağız da. Öyle mi? veririm tabii. Yalnız gazozun yanına zıkkım da al. Öyle kuru kuruya gitmesin tamam mı yavrum? Haydi o zaman. Aş. Hadi yavrum. Hep oynayın burada. Gözümün önünde olun. Allah muhafaza başınıza kötü şeyler gelmesin. Sizi tebrik ederiz Jülide Hanım. Sizi kesinlikle yanlış anlamışız. Neden ola ki acaba? Siz mahallenin çocuklarına ablalık yaptınız. Onlar sizin sayenizde bir Messi, bir Ronaldo, belki de bir Sabri Sarıoğlu olabilirler. Allah muhafaza. Ay, Allah'ım inşallah ya Rabbim dedim. Nobel kesinlikle size verilecek. Çok sağ olun, çok iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Oldu o zaman. Ben yavaş yavaş evime gideyim. Lakin küvette öksüz yavru bir Yunus'um var. Onu yıkayıp sırtına masaj yapayım. Hoşça kalın. Yedi keriz lan. İyi saatte olsunlar kızım. Saat kaç? Doları avro geçiyor anacığım. Kızın zengin oldu zengin. Ne haber? Ay cücü. Yeter çekemeyeceğim seni. Sen kafayı bir yere mi çaktın uçakta? No, yanılıyorsun tatlım. Düşen uçağa indirdi kızım. Düşen uçağa. Yakında da Nobel'le parayı indireceğim anacığım asfalta. Hadi hadi beni oyalamayın boş işlerle. Şık şık. Herkesin keyfi yerinde tabii. Ah. Genco mesaj yollamış. Hem bu sefer dolu. Harika mı? Ay bunun bir derdi var galiba. Ben gideyim de ilgileneyim adamcağızla. Ayıp şimdi yani. Değil mi? Ne oldu insan merak eder komşusu. Ya iyice bekar evine döndük. Ne güzel. Bekar o para nedir oğlum? Abi bugünkü dükkan satışından kalan para. Oğlum o kadar sülük sattın kala kala bu mu kaldı? Abi senin yanına gelmeden önce dükkanın elektrik, doğalgaz, telefon faturasının hepsini yatırdım. Arkadaş sen ne değişken bir insanmışsın be tane şalgam seni. Ayıp ulan biraz dinlemeyi öğren be. Keşke o sülüklerle beraber seni de satsaydım yanında be. Allah Allah. Şimdi yanlık biz nasıl ödeyeceğiz bu parayı? Ya korkma be en fazla bulaşık yıkarız ne olacak ki? Nasıl paran çıkışmadı lan? Yemeseydin öyle bardaktan boşanırcasına. Bilemedim abi. Vallahi bilemedim. Bulaşık yıkayıp ödeyeyim abi ya. Bulaşık ha?
Götürün bunu kırı başlayın. Abi yapmayın gözünü seveyim ya. Abi ben sana abi yapmayın ya. Gel lan buraya. Gel. Gel. Salavat getir oğlum. Abi garson var. Şşt garson. Gel gel. Bir adını. Abime bir salavat getir. Yanına da ekmeği koy. Ya sen kusura bakmayın arkadaşta B12 eksikliği vardı. Özür dilerim. Biz hesabı rica edecektik. Lütfen. Derhal efendim. Derhal. Ya nasıl bir insansın sen kardeşim? Derin başka, üstün başka. Ben anlamadım seni be. Hakikaten anlamadım. Buyurun efendim. Beşir oğlum. Bu kadının döktüğü içki hiç sahte olmasın lan. Gözlerim görmüyor galiba. 10.000 Türk Lirası yazıyor oğlum burada. Evet abi. Allah Allah. Yok arkadaş yok. Biz bu paradan son 6 0 atmayacaktık. Ben onu bilir onu söylerim yani. Dostum burada 10.000 yazıyor. Biz yanlış görmüş olmayalım. Kusura bakmayın Sansar Baba. Bu gece hasılat 10.000. Hasılat derken? Hasılattaki senin payın Sansar Baba. Al al abi al. Yani beni biriyle karıştırıyorsunuz ama neyse. Babacığım beni galiba biriyle karıştırıyorsunuz. Yani ben bu parayı alıp ne yapacağım onu anlamadım ya. Niye veriyorsunuz ki bunu? Bu saradaki bütün mekanların haracı senin. Şaka yapmayı bırak Sansar Baba. İstanbul'un en büyük babası sensin. Benim değil mi? Tabii Sansar Baba. Tabii oğlum 3 çocuk babasıyım ya ben. Ondan şey yapıyorlar da bizi nereden uyanıyor yani. Bir sürü kredilerimiz vardı Allah razı olsun. Hemen gidelim hayvana yazılırım baba. Sansar getireceğim lan özellikle. Oğlum gidelim güzel bir kafes yapalım. Kalk kalk kalk. Kolay gelsin reyliçten. Şşt bana bak. Bu işte bir bittiğini var ama nedir çözemedim yani. Durduk yere para verdiler lan. Abi üzümü sık bağını sorma. Zenginiz ortağım. Ne ortağı lan künefe kendine gel. Adamlar beni tanıdı da verdi. Sansar Baba Sansar Baba diye boğazları yırttırdı. Görmedin mi aşağıda? Ne terbiyesizlik bu ya? Bu ne hadsizlik ya? Ben bu parayla meyve şey olacağım. Başka bir eve çıkacağım. Kayınvalide çatısından kurtulacağım kanka. Abi para seni çok değiştirdi. Hadi lan oradan meyvesine seni. Utanmıyorsun değil mi beleşe konmaya? Bak hale bak hareketlere bak. Bana oynama oğlum. Bana oynama. Kusura bakma. Ben buralara ter dökerek geldim. Bak hala döküyorum. Nasıl açıldı gözenekler görüyor musun? Yalnız daha çok toplamam lazım. Bu para eve yetmez. Ben almayayım canım sağ ol. Burnuma kötü kokular gelmeye başladı. Tabii burnuna kötü koku gelir oğlum. Çöpün yanındasın görmüyor musun? Bana bak ben toplamaya devam ediyorum. Nasıl derler? Bizimla değilsin. Hadi selametle hadi hadi. Aslan. Bu para senin değil, yapma. Nereden biliyorsun benim olmadığımı ya? Maliyeden mi geliyorsun? Ulan bana bak bana. Yıllardır yatıyorum zaten burada. Kayda değer bir tane iyiliğin yok be. Bir iki tane iyilik yaptın onu da silerim ha, yeter artık. Ama niye böyle diyorsunuz ya? Bu durumda diğer meleği de dinlemek gerekmiyor mu? Buyur abi, hoş geldin. Gol olur. Bak, beklenen budur işte. Abi ateşle oynuyor falan diyor senin için. Benden duyma ya. Kusura kalma be. Önümüzdeki maçlara bakmak hadi lazım. Hadi lan gidiyorum hadi abi. Genco. Ne bu kılık böyle? Ne yapıyorsun canım? Üstüme çıksaydın bari. Az öte git. Dikkat çekiyoruz. Bana bak. Gece yarısı mesaj atmışsın. Merak ettim. Ne oldu? Bir şey olmadı. Bir şey olmadı ama her an olabilir. O manyak damadın evde mi? Yoo, gelmedin akşam. Atar yaptı. Dedim ben sana, yeni başlıyor işte. Neye yeni başlıyor? Yüzüme bakmadan konuş. Dikkat çekiyorsun. Herkes bize bakacak. Beni tanımıyormuş gibi yap. Bence boşuna ürkütüyorsunuz vak vakları Genco Bey. Yani aslan sizin gibi kozalakları toplayacak biri değildir. Bir ses var, bir ses var. Bir ses var. Ses yokmuş, tehlike geçti. Şimdi elini bankın altına uzat.
Orada bir paket bulacaksın. Ne bu? Uyuşturucu. Delirdin mi sen adam? Bağırma, bağırma, bağırarak konuşma. Yerimizi belli edeceksin. Aç paketi bak. Aa, kuş yemi var burada. Evet, kuş yemi. Kuşları besle. Benimle ilgilenmiyormuş gibi yap. Evet, konuş şimdi. Bana bak Genco Bey. Aslan senin bildiğin gibi bir adam değildir. Yani o var ya o, kediden daha tırsaktır. En tırsak kedidir. Yanılıyorsunuz Asalet Hanım. O çok korkunç biri. Bugüne kadar gerçek kimliğini gizlemiş sizden. Biraz haklı olan korkar ondan. Ben kaçtım. Burada durup yakalanmayı bekleyemem. Bu da hasta. Dükkan sahibi köpek besliyorsa güzel bir köpek getireyim ona. Buyurun Sansar Baba. Tamam değil mi? Tamam abi. Oldu, ben kaçayım. Güle güle Sansar abi. Yaşamaz atıf. Eyvallah eyvallah. Güzel köpeğim var, bak bırakacağım bir tane oraya. Öyle hatıra olarak, tamam mı? Tamam abi. Hadi kolay gelsin. Al bunu Sıtkı. Sayılmışı da bul. Götürüp düşman ailemizin yatağına koyun. Atı kim bulmuş da bu saatten sonra bulup kesip yollayacağız. Sayılmış, ben sana demedim oğlum koşarak gelme diye. Bu parkenin metrekaresi ne kadar biliyor musun? Baba. Seni gördüm çarşıda. Mekanların haricini topluyordum. Ne diyorsun oğlum sen ya? Vallahi baba. Al işte bak. Kendi gözünle gör. Kim ulan bu? Pardon baba, yanlışlık oldu. Şimdi bak baba. Ne alaka? Nerede bu it? Çabuk alın gelin bana. Emredersin baba. Çabuk alın gelin hemen. Dur dur. Bir dakika, bir dakika. Ben de geliyorum. Özellikle evinde neşelendireceğim o iti. Arabayı hazırla. Emredersin baba. Çabuk istiyorum. Hoş bana. Ya sen ne kro kadınsın arkadaş, gecenin bu saatinde tantuni mi yedin? Anam uyumuş ya. Anam çalı da saklamamış. Ay, döv beni Kubat'ım. Vallahi parça pinçik et. Ha, eti kemiği senin mi yani, her şey senin? Oh, oh biraz daha vur Kubat'ım. Büyük vur, büyük vur. Olsun. Gene seni iyi de yerim tokatını. Bak ya, bağa nispet yapar gibi bir de rüyasında kendini bağa dövdürüyor. Ben o çanı bir alayım. Zaten ağzını burnunu kıracağım. Hiç merak etme. Rüyaya gerek yok gerçekten. Versene lan. Ulan psikopata bak ya. Deli gücü var ya kadında. Adam, emrindeyim karıcığım. Söyle. Çakal. Sen benim çanımı mı çalmaya çalışıyordun ha? Sinsi sinsi. Ya yok, çanı falan niye çalayım ki? Şey yapıyordum, çalıyor mu diye bakıyordum. Ben bu durumdan bir kurtulayım, seni kilise çanıyla döveceğim zaten. Ha, bakayım sen. Dur bakayım. Mutfaktaki bulaşıkları yıkadın mı? Yıkadın mı bulaşıkları, bana onu söyle. Hadi marş marş, bulaşıkları bulaşıklara. Ya tamam be, bağırıp durma, yıkadım. Nasıl olsa bu durumdan kurtulacağım. Psikopatlığından baş edemeyeceksin var ya. Bitireceğim kızım seni. Bittin sen. Ama önce şu bulaşığımı yıkayayım, geliyorum hemen. Ha, görürsem selam söylerim Kubat Efendi. Hadi. Ha, oldu o zaman. Hadi. Bu adamı tanıyan birini konuşurduk baba.
Baba? Vay be! Ya kayınbaba dedik, mayınbaba çıktın vicdansız herif. Bana bak, kızını vermemek için yaptığım bu numaralar var ya, bana sökmez. Seviyorum be, seviyorum damar efem. O kız benim olacak, böyle vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. İsyanlardayım ya! Kalın bunları. Rüzgar da var, bu kulaklarla karşıya kadar uçar bu. Güzel. Adam pet shopçu baba. Evin adresini aldık. Kaynanası, karısı, baldızı ve üç kızıyla yaşıyor. O zaman o kardeşin hayatını renklendirelim. Bala bak be. Durduk yere ev sahibi oluyorum. Bu sansarda kimse bayağı ensesi kalınmış arkadaş. Her mekan kılçıksız temiz ödeme yaptı. Ulan bir mekan daha olacaktı. Evle birlikte şu arabayı da yenilerdim. Ama başka mekan kalmadı ki semtte. Neyse aslan. Bu işler kıllı. Çok da derine inmemek lazım. Al voltanı hadi. Hayırlı işler Sansar Baba. Toplamışsın hamsi. Tabii biliyorsun her zaman yaptığım şey yani bu. Hiçbir zaman es geçmedim Allah'ın izniyle. Ama bizim mekanı es geçmişsin baba. Bizim aracı almadan gidersen gocunuruz. En güzel araç da bizim mekaninki değil mi baba? Hadi ya. Ben şu aralar unutuyorum tabii öyle çok koşturmaktan. Neredeyse gidelim keselim cezayı. Buyur baba biz sana eşlik edelim. Oldu oldu önden buyurun tabii tabii. Nerede yakın mı? Karagül mü tarafındaydı ben tabii. Burası mı şehir yuvası? Burası baba. Gözledik. Henüz gelmemiş şikayetçi eve. Biliyordum. Biliyordum bu herifin gizli bir manyak olduğunu. Gide. Şimdi burada bekleyin. Kediyi ver. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.